Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bu hafta Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nin sesi olacağız. Muhtarımızla birlikte mahalleyi gezip dolaşarak sorunları, sıkıntıları ve talepleri dilimiz döndüğünce ekranlarınıza taşıyacağız. Hadi başlayalım. Ümran Hanım, ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Malatya Akçadağ Yağmurlu Mahalle Muhtarı. İsmim Hüreyre Kalmış. Şu an Yağmurlu Mahallesi'nde sizin vasıtanızla gerekli bilgileri şu an gezip yollarımızı, camimizi, okulumuzu, buraları tanıtmaya çalışacağız. Ne hizmetler yapılacak, ne gibi giderler olacak bunları belediyemize İzah etmeye çalışacağız İmran Hanım. Peki kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? İki dönemdir İmran Hanım. Nasıl karar verdiniz muhtar olmaya? Muhtar olmaya köylülerimizin, arkadaşlarımızın vasıtasıyla olduk. Küçüklük yaşta köye hizmet etmeden, patlak çatlak içme suyunu yapmadan dolayı arkadaşlarımız dedi sen uygunsun dedi. Bu şekil muhtarlığa karar verdik. Peki ne gibi talepleriniz oldu vatandaşlara? Vatandaşlara en büyük taleplerimizden bir tanesi yol. Bizim İmran Hanım en büyük sıkıntımız yol. Çünkü Yağmurlu çok büyük, çok geniş bir alan olduğu için çok büyük yolları var. Yollarımızda Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Gene elinde geldiği kadar imkanlarımızı sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Salettin Gürkan'dan olsun, Ahmet Çakır'dan olsun, Hacı Uğur Polat'tan olsun. Bu belediye başkanlarımızda büyük hizmetler aldık. Başka da diğer konularda okulumuzun bazı sıkıntıları var. İçme sularımızın bazı yerlerinde sıkıntıları var. Bunların giderilmesi için elimizde gelen tüm çalışmaları yapacağız. Peki Yağmurlu Mahallesi'ni biraz yakından tanımak istiyoruz. Evet. Bilmeyen izleyicilerimiz de mutlaka vardır. Muhtarım evet. Tam olarak nerede bulunur? Komşu mahalleleri hangileridir? Merkeze uzaklığı Yağmurlu, ne kadardır? Yağmurlu Mahallesi Akçadağ 7 kilometre Müran Hanım. Malatya'ya 63 kilometre olan bir mahallemiz. Sağ tarafında havalanı 7. ana jet üstünde Bahriye birleşik, Ankara asfaltına birleşik, Güzyurdu Egin, Egin'e birleşik, bu Sultan Suyu tarafında da Pipirim mahallesine sınırlarımız bu şekil. Ortada göbekte olan bir Yağmurlu mahallesi. Yani Ankara asfaltının ovanın en düzgün yerinden olan bir bölge. Peki nüfusu ve seçmen sayısı kaçtır? Seçmen sayısı 680 kişi. Nüfusu olarak yaklaşık şu an belki 1200-1300 kişidir. Yaz sezonunda 2000-2500'e kadar bu ulaşıyor. Geniş bir mahallemiz. Yeşillik, ekseriyet geçim alanları karşısıyla. Bu şekil. Muhtarım genel anlamda yazın daha çok tercih edilen bir mahalle. Evet, sizce evet. Yazın daha çok neden tercih ediliyor ya da kışın neden daha az tercih ediliyor mahalle? Bizim Ümran Hanım... Gerekli olarak yani kışın da çok göç alan bir mahallemiz değil. Mahallemiz ulaşımı yakın olan, ilkokulu, ortaokulu olan bir bölge. Sulama sahası rahat olan, suyu bol olan, içme suyunda rahatlılık olan işte. Bunlar gibi bu konularda tercih edilen bir mahalle. Başka da insanları çok sakin. İnsanlar güzel insanlar hepsi. Yani asayiş konusunda bir sıkıntı yok, yok o zaman. Yok yok. Bizim buralarda asayiş konusunda jandarma en rahat mahalle diyebilirim. Peki akrabalık söz konusu mu yoksa herkes sadece komşuluk mu? Çoğu akraba. Genellikle mahallemizde çoğu 20-25 kapısı Yağmurlu'nun yerlisi. Diğerleri de 45 sene 50 sene olmuş. Köyümüze gelmiş yerleşmişler, uyum sağlamışlar. Onlar da artık Yağmurlulu olmuşlar. Yani bir sıkıntı yok. Muhtarım şöyle dilerseniz biraz mahallenin merkezine doğru gidelim ama bir şey sormak istiyorum. Ben neden Yağmurlu demişler sizin mahalleye? Yağmurlu'ya buraya Ümran Hanım neden Yağmurlu demişler? Çiftçibaşı 1933 yılından kaldırıldıktan sonra oradaki vatandaşları buralara yönlendirmişler çiftçileri Ümran Hanım. Diğer Malatya'mızın destanlar şehri olmasında sebebi Malatya çok büyük isimler değiştirmiş. Ondan destanlar şehri olarak gelmiş. Ondan sonra buraya o çiftçilerimiz geldiği zaman buraların her tarafı suluk bir araziymiş. Çeltik tarlaları, pirinç tarlaları.
pirinç tarlaları olduğu için, sulak bir bölge olduğu için daha önceki adı yağdanlık olarak geçermiş. Kervanlar gelirmiş, suluk olduğu için. Ondan sonra yağmurlu olarak kalmış. Tarihçesi yani şeyi çok eski bir mahalle. Aslında yani, sulak olduğu için bir evet, yağmurlu demişler. Aynen, aynen İmran Hanım. Peki şu anda hala eski gelenek devam ediyor mu? Pirinç ekiliyor mu buralarda? Yok, şu an pirinç ekilmiyor İmran Hanım. Neden ekilmiyor? Bu kuraklıktan dolayı, tabiatın verdiği şeyden dolayı sadece kayısıcılık işte. Tut ağaçları var, sebze ekenler var. Diğer konuda şurada bir arkadaşımız var, Faruk Bey'in, Faruk Memur'un. Bir armut alternatif ürün üretmeye çalışıyorlar. Hı. Bu şekil yani. Yani genel anlamda tarımla ilgileniyor tarım, aslında. Tarımla, evet. Peki evet. Hayvancılık var mı? Hayvancılık burada Şahin Memur'un büyük bir enterge kuruluşu var. Hı hı. Hamdi Erhan'ın büyük bir enterge kuruluşu var. Büyükbaş değil mi onlar da? Büyükbaşlar. İmran Hanım. Diğer konuda vatandaşlarımız da Mehmet Taş'ın burada küçükbaş hayvanları var. Hı. Koyunları. Bedir Taş'ın var. Emin Bol Taş'ın var. Emin kardeşim var. Küçükbaş da yani bir 5-10 arkadaşımız besliyor. Büyükbaşta da köyümüzde ekseriyet genelinde 15-20 tane vatandaşımızda hayvan var. İşte süt satıyorlar. Köylülerin süt şey yapması. Bu şekil yani hayvancılıkta bu şekil. Muhtarım biraz tarımı önce ele almak istiyorum açıkçası. Kayısıyı tabii ki tarım denilince akla, evet. Malatya denilince akla. Kayısı evet. Geliyor. Sizin mahallede de kayısıyla sıkça ilgileniliyor. Evet. Peki ne gibi sıkıntılar yaşıyor çiftçiler bu sene? Sizin mahalleyi de bir don hadisesi yaşandı evet, mı? Evet, biraz o evet. Durumu ele alalım dilerseniz. Müran Hanım 12 Nisan 13'e bağlayan gece Malatya'mızda büyük bir don afeti oluştu. Bu don afetinde Tarım Bakanlığı'ndaki memurlarımız da geldi buraya. Gezdik kendileriyle. Sadece bu don olayında Atça Dağ'ın su çatında başladık. Hı hı. Su çatı, Macir Köyü, Gölpınar, Yağmurlu, Bahri, Aksaray, Şıklar. Bu 7 köyde bu sene İmran Hanım hiç kayısı yoktu. Hiç kayısı yoktu bu bölgede. Başka da çukur bir bölge olduğumuz için, ova olduğu için donda çok etkileniyoruz. Kayısımız bu sene yoktu. Bizim köyümüzün de ekseriyet İmran Hanım kayısının oluş şeyi gün kurusu, organik tarım. Şu an Atça Dağ'da en büyük organik çiftçisine sahip olan bir köy. Yaklaşık 72 tane organik sertifikası olan, organik üreticisi olan, gün kurusu yapan üreticilerimiz. Başka da bir işletmemiz burada, entergemiz var. Çekirdek kırma entergesi, güzel. Kabuğunda ayırıyı, vatandaşların şeylerini, çekirdeklerini getirip kırdırıyorlar. Civar mahallelere de hizmet ediyor mu peki? Tabii. Bu Atçadağ çevresinde her tarafta İmran Hanım vatandaşlar geliyor, çekirdeklerini burada rahat bir şekilde kırdırıyorlar. Peki tarım denilince akla tabii ki sulama da geliyor. Sulama evet. Konusunda sıkıntılar var mı? Sulama konusunda sıkıntılar kanallarımız İmran Hanım. Hı hı. Tam Turgut Özal'ın yaptığı 1968-70 yıllarında yapılan kanallarla daha sulama yapıyor şu an çiftçiler. En büyük sıkıntımızın bir tanesi bu. Hı hı. Sulama. Yani o kanalların bir an evvel yenilenmesini istiyorsun. En özellikle kanalımızı Müran Hanım gösterebilirim. Köyün hı hı. İçine kadar geliyor. Yani bu sulama en büyük çözülecek sorunlardan bir tanesi. Hı hı. Yani gittiğimiz birçok mahallede vatandaşlar sulama fiyatlarının yüksekliğinden aynen, de yakınıyor. Aynen. Ya İmran Hanım, sulama fiyatlarından çok bir sıkıntı yok. Hı hı. Şimdiki elektrik konusuna bakarsak, elektrikte benim bir 14 dönüm yerim var. Bir sefer su verirsem 2 milyar fatura geliyor. Hı hı. Elektrik faturası. Ama ben onu sulama hizmeti alsaydım, kanal olsaydı, sulama birlikleriyle su varsaydım 150 milyon çok bir şey değil, 1,5 milyar. Bir sefer öderdim. Ama su olmadığı için ona müracaat ediyoruz. Yani sulama parasında sıkıntı sadece şu artezyenleri olup da onlardan tekrar hem bir elektrik faturası ödüyor hem bir de 75 milyon tekrar yarısını şey istiyor. Sulama birlik başkanları yani birlikler istiyor kooperatifleri. Bu konunun bir an önce çözülmesi. Bunu çok da vekillerimize, bakanlarımıza
devlet su işlerine çok da bilgilerde bulunduk ama bir çözüme varamadık Ümran Hanım. Kanallarımızın da durumu Ümran Hanım şu şekil. Hemen sağ tarafımızda var örneği evet, aslında. Evet, köyün içinde mahallemize, hatta burası Ümran Hanım, biraz sonra size göstereceğim. Burası yaklaşık bir buçuk kilometreden sonra yaklaşık 10 yıldır buraya su gelmiyor. Hı hı. Bizim yağmurlu, sulak bir bölge. Burada önce daha eskide içme suyu, ev şebekeleri olmadığı zaman burada hanımlar kablarını yıkıyordu, bulaşık diğer şeylerini, yunlarını, her şeylerini yıkıyordu burada. Ama zaten baktığımız zaman kanal demeye de bin şahit lazım aynen, aslında. Aynen, çok sıkıntılı bir bölge. Evet. Suyun da gelmemesi çok normal bu tür aynen, kanallara. Yani başka da Ümran Hanım, su sıkıntısının bir an önce çözülmesi. Peki şunu sormak istiyorum. Zaten genel hatlarıyla gideceğiz, göreceğiz. Mahalledeki evet, sorunların olduğu bölgelere gidip yerinde konuşacağız elbette. Evet. Şunu sormak istiyorum. Vatandaş en çok hangi şikayetten kapınızı çalıyor? Şu an muhtar olarak, Yağmurlu Mahalle muhtarı olarak şu an en büyük sıkıntımız Ümran Hanım. Yaz sezonunda işçi kalabalığından olduğu için içme suyunda. Birinci şeyimiz bu. Diğer bir şey de Ümran Hanım, en büyük sıkıntımız içme suyundan sonra bu sulama suları. Bunlar çok. Kanallar. Kanallar. Diğer üçüncü alternatif de yol Ümran Hanım. Yollarımız hakikaten de bazı bölgelerim çok bozuk. Biraz sonra gidip ki hepsini göreceğiz. Hani büyük şehrimizde Allah razı olsun mesela burayı da yaptı. Yani başka da en büyük sıkıntımız bu üç konu. Diğerinde Ümran Hanım mesela 7,5 trilyon, 8 trilyon bundan 5 sene önce kapalı sisteme geçtik. Işıklandırmamız, ondan sonra hatlarımız, tabii ki bazı şeyler oluyor. Sorunlar, sıkıntılar oluyor. Onları da çözüyorlar en kısa zamanda. Muhtarım, ulaşımda sıkıntılar var mı? Ümran Hanım bundan 3-4 yıl önce sıkıntı çok büyüktü. Kuzey Çevre Yolu bizim geldiyseniz gördünüz yapıldı. Şimdi Bahri Kooperatif Hattı'nı UKAME, gene Malatya Büyükşehir Belediye'mizin vasıtasıyla Bahri'nin kooperatiflerini bizim köyün de alması için şey yaptılar. Şu an ulaşımda çok rahatız. Yani Bahri Kooperatif taşımacılığından çok rahatız. Peki günde kaç kere gelip gidiyor seferler? Burada, kaç kere düzenleniyor? Ümran Hanım, 7 tane dolmuşumuz var. 7 tane saat 10-10.30'a kadar Malatya'dan köyden gidiş geliş var. Yani sıkıntımız yok çok şükür. Onu çözdük. 10.30 derken sabah mı akşam saatleri? Akşam. Sabah saat 6'da başlıyor. Akşam saat 10.30'da bırakıyorlar. O zaman bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yok. Ulaşımda şu an kooperatif, Bahri Kooperatifinde memnunuz. Değerli izleyenler, öğle namazı sonrası mahalleliyle karşılaştık. Şimdi onlara mikrofon uzatmak istiyorum. Amcacığım, isim soy isim nedir? Ali Seydi Korkmaz, Yağmurlu köyünde. Doğma büyüme buralı mısınız? Buralıyım. Peki neler yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Burası iyi, köyümüz iyi, halkımız iyidir. Burada yani aklım yeterli, bir adam vurma kırma tahminim olmadı gibi. Her yönde de birbirlerine hürmetliler. Çok güzel. Birbirlerine geçinmesi diye bir gelirimiz gel git bir kayısımız var zaten burası. Peki kalabalık bir köy mü? Nasıl yani, bir sakin tane mi? Var. 200 tane vardır. Deniz dağınık biraz. Soğuk dağlarda soyuna gelenler şeylere gitti. Kenarda erazi aldılar. Orada şey yaptılar, ev yaptılar. 200 tanedir. İyidir yani, ben bu yaşta 75 yaşındayım. Daha bu köyümde çok memnunum. Nereye bir selam salsak komşumuz yani bir ölüdür, diridir, bir mevlüttür, toplanırlar. Onun yanında bazı köylerde öyle olur, bir miktar seçimi olur, birbirlerini vururlar. Eşidik yani, Allah vermesin de. Burada toplanırız, yok kim olacak filan adam. Siz de kayısıyla mı ilgileniyorsunuz? Kayısıyla, bizim geçimlerimiz kayısı, bir de emekliliğimiz var genellikle. Peki bu sene kayısı para etti mi? Para etti ama bizim bu mevki olmadı. Sultan Su boyu Tohmi'ye kadar burada kayısı olmadı. Don mu vurdu kayısıyı? Don vurdu. Diğer yerlerimiz var, fena değil de burada en çok olan 500 kilo, bir ton olmadı. Yani köyümüz bu sene, iki senedir de giden sene de olmadı sayılır yani, hafif oldu. Peki ne kadar bir ürün kaybı oldu bu sene?
tahminim bizim burası 800 ton, 1000 tona yakın olan bir köydür. Hı hı. Akçadağ'ın hemen hemen merkezi bir köy. Kayseri'nin merkezi yeri. Olmadı, don olunca veren Allah demek, rızkımız yok. Ama bu eğin yazılar, yukarılar, o boy iyiydi, yani çok iyi. Diğer yerler, dağlarda var, iyi eşitmemize gördük de iyi yani. Peki kayısı olmayınca siz çiftçi olarak neye yöneldiniz, neler ektiniz, neler bizim biçtiniz? Bizim burada başka bir ekimcilik yok. Fazla da çalışma da yok. Besicilik var, az, çok az. Diğer yönde de öyle dışarıda çalışan adamımız varsa da normal yani, o kadar aşırı değil. Sebze ektiniz mi? Sebze pek olmaz burada, ekmezler yani. Hı hı. Çok ekmiyor. Var eken de yani yiyeceği kadar eker, ya, satma için pek değil. Hı hı. Yani biraz tembellik var, doğru konuşursan köyümüz öyle tembel, fazla çalışmayan bir yer. Peki eskiden daha mı çalışkanlardı? Eskiden biz çocuğuyduk, dedemiz babamız. O zaman orakla hon dererlerdi evvel. Gider yazılarda, senelerde hep onu derer. Bir sene ben çocuğuydum, 6 ay işi gücü bu buğday ektim. Öküzün affedersin çüt sürdü, harman savurdu. Bilmem, o zaman şey yok, böyle bir teşkilat yok. Senelerdir, aylarca bekleyin. Bu yeşil yurtta çerçiler gelirdi o zaman, üzüm satarlardı. Bolca üzüm alır yerdik. Hani bekle ki yıl gelir, yıl gelmiyor. Evet, bol bol üzüm yerdik, karpuz senesi alır yerdik. Özlüyor musunuz o günleri? O günde saygı, hürmet biraz fazlaydı. Neden fazlaydı? Şimdi benim buğdam kaldı. Kimin bunun adamı yok. Köylü toplanır. O zaman affedersin biz gıdık derdik şu şeyle, ufak şeylere gıdık. Götürürlerdi onu, keserlerdi 20 tane imeci yani yardım eden. 20 kişi gelirlerdi. O gün o adamı tarlasını, buğdasını biçerler, bitirirlerdi. Peki mahallede ne gibi eksikler var hizmet açısından sizce? Buralarda hizmet olarak fena değil. Yani devletimiz Allah razı olsun, muhtarımızda da Allah razı olsun. Çalışkanlar baka bu oturduğumuz yer hep asfalt. Mahalleler, öbür yukarı mahalleler hep asfalt oldu. Ne bileyim yani... Yala şu sulama suyu kanallarımız iyi de, su iyi de biraz, sulama suyu. Niye de artezyen vurduk biz. Artezyene bize tuttular, bir artezyende para alırlar, bir de sulama suyunda alırlar. İki senedir bunu sağ olsun hiyetlerimiz toplandı, gitti valilik'e şuraya buraya müracaat ettiler. Dediler ki işte bu çekil biz sulamayız. Sonra herhalde %50'ye düşürdüler eşitmeme iki senedir. %50 ödeni ayrıyeten artezyen parası tabii verik. Biraz ceyran paralar fazla. İşte bunda da acı kaldırdığın ürün fazla olmazsa, fayat para etmezse, iki senede para ediydi, onda evvel para da etmiydi. Bazı seneler, iyile seneler oluyordu ki traktörü satıydık işçiye. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? İsim soy isim nedir? Alaaddin Balbal. Siz de doğma büyüme buralı mısınız? Yağmurlu'nun yerlisiyim. Şimdi Yağmurlu deyince Malatya'nın en büyük köylerinden biri. Hı-hı. 3 sanalık bir köy. Yerlisi de az var yani, parmak sayısı kadar. Göç mü aldı yani mahalle? Evet, göç aldı. 300 sananın parmak sayısı yani 10 yabancı yerli var. Öbürler hep dışarıdan göç aldı. Peki adı yerliler Yağmurlu'da, genel anlamda akraba mı? Genel anlamda akraba. Hı-hı. Evet evet, akraba. Şimdi Malatya'nın en büyük köylerinden biri. Köyümüzün çoktan beri yani bu yatırımları, matırımları, kanalizasyonumuz, asfaltımız, her şeyimiz çoktan beri aldık. Köyümüzün bir tek sıkıntısı, köyümüzün de değil, bu Malatya'nın genelde sıkıntısı. Bu sulama suyunun %70'i vahşi sulamada boşa gidiyor. Yani bu Türkiye'nin sıkıntısı aslında. Biz %30'unu kullanmak için %10 ton su getirirsek 7 tonu boşa gidiyor, 30 tonlu ağacı suluyor. Yani biz ekincilik artık bitti bizim Yağmurlu'da. Genelde hep kayısı. Yani bir sebze yerimiz daha yok. Hep kayısı. Bunları da sulamaya bir getirdiğin zaman vahşi sulamada %70'i boşa gidiyor. Yani %30'unu kullanıyor.
Bunu devlet işte bir kapalı sistemine geçerse bu çok güzel olacak. Yani köy de rahat edecek. Bu tasarruf da olacak yani. Suda da büyük bir tasarruf olacak. Peki yani, kanallar konusunda neler söyleyeceksiniz? Kanallarımız çok dağınık. Yani yukarıdan mesela diyelim ki 5 kilometrede bir suyumuz geliyor. Bu suyun %70'i zaten %30-40'ı öyle gidiyor. O bir de bahçede boşa gidiyor. Yani bunu kapalı sistem Vanay'ına gelecek. Vanay'da su varacak ki biz de rahat edelim. Yani suyumuzda da tasarruf olsun. Vahşi sulamada kurtulmak istedik. Yani Malatya genelde de bu çok sıkıntı yani. Peki kayısı bu sene para etti mi? Kayısı evet bu sene para etti. Ne kadara sattınız kilosunu? 100 bin lira, 105 bin lira. Bizim köyümüz belki Malatya'nın en eski köylerinden biri. Organik de yetiştiren bir köy. Bu 100 binin üstünde verildi. Organik ilk yani yağmurlu yetiştirdi. Köyümüzde bir ihracatçımız da var. Bunlar tam 30 yıldır yapılıyor. Bu yılda 3-4 yıldır da bizim köyün kayısı bu sene de %90'ında yoğdu. Yani %10'u vardı. Don vurdu kayısı. Evet don vurdu. %90'ında yoğdu. %10'unda kayısı vardı. Bizim çevre köylerde vardı. Bir bahri yağmurlu. Burada pek yok. Gölpınar yukarıda. Yani Sultan Suyu'nun kenarında kayısımız yoktu. Peki memnun musunuz genel anlamda? Seviyor musunuz sessiz, sakin bir köy gördüğümüz kadarıyla? Bizim köyümüz çok uyumludur. Yani bu bir memurumuz gelirse emekli olana kadar gitmeyi, köyümüzün arazisi bak öyle bir şey ki Malatya'daki en pahalı köylerden biridir arazinin dönümü. Bu vatandaşın birbirine uyumdadır. Yani memurumuzda bir de memura da saygılıdır, birbirine de vatandaş saygılıdır. Bu uyumdadır. Bizim köyün arazisi Malatya'nın en pahalı köylerinden biridir. Yani dönüm olsun, metrekaresi olsun. Köyümüz uyumlu. Herkes birbirine uyumlu. Peki. Saygılıdır. Eğitim durumu nasıl? Eğitim durumu da iyi. Ya ortalamanın üstündedir. Malatya'nın ortalamasının üstündedir. Pek de iyi demeyek de yani. Ortalamanın gene üstündedir. Köyümüzde bu merkez okul, ben eski muhtarım. Bu Akçadağ'ın 5-6 tane köyünde okul vardır. Merkez okul benim dönemde yapıldı. Akçadağ'da bizim köy çoğu zaman birinci oluyorduk. Ya bir ya iki oluyorduk bu yarışmalarda. Şimdi vallahi birkaç senedir haberim yok. Ben aynı zamanda ben öğretmen servis, öğrenci servis de yapıyordum. Yani ilgileniydim. Yani haberim vardı. Köyümüzün eğitim durumu da iyi yani. Yani 80 tane köy var. Merkez okul olarak 5 tane köyümüzde var. 5 tane köyümüzde var. Biri bizim köyde. Yani Allah rast getirdi. Devletimiz de sağ olsun. Dönemimde yaptık. Biz kanalizasyonumuzu yaptık. Köy içi asfaltı ilk 20 sene evvel yaptık. Yani bunların bizim köy her yatırımımızı aldık. Bir tek istediğimiz devlette kapalı sistem. Kapalı sistem olursa yani devlet de rahat edecek, biz de rahat edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Yağmurlu Mahallesi'nin eski yerleşim yerindeyiz. Muhtarım burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Burası Ümran Hanım, Çiftçibaşı köyü kalktıktan önce de daha burada insanların yaşadıkları zaten yerlerinden belli Ümran Hanım. Şu anki küllük dediğimiz yerler, topraklarından belli. Burayı o zaman yağmurlu sakinleri mezarlık olarak kullanmış burasını. Burası çok tarihini bilen yoktur buranın. Aslında çok eski bir yerleşim yeri diyebiliriz burası evet, için. Evet, aynen o şekil. Zaten ismi de küllük geçiyor. Burada önce vatandaşlar bahçelerine Ümran Hanım kül taşırlarmış. Eski kalıntı, fosil şeyleri çok olduğu için. O yüzden mi küllük demişler? Aynen küllük kalmış ismi. Burası diğer bir tarafta üç höyük derler. Üç tane höyükün olması. Şu anki arkeologlar hattı üzerinde çalışma yapıyorlar. Bizim köye ait üç höyük dedikleri eski bir yerleşim yeri. Buradaki istediğimiz Ümran Hanım buranın yolunu yapılması. Mezarlığımız çok büyük bir alana sahip. 24 dönüm olan bir mezarlığımız var. Etraflarının çit olması, tel örgü yapılması. Buranın yolunun asfalt olması bir an önce. Bir cenazemiz olursa çok mağdur oluyoruz Ümran Hanım. Şu an her şeyi yapılmış gördüğünüz gibi.
Şu an yolumuzun altyapısı yapılmış, sadece bir asfaltı kalmış. Ümran Hanım, buraları belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz asfaltını dökerse köylü olarak çok memnun olacağız. Peki genel anlamda başka sokaklarınız var mı böyle yapılmayı bekleyen yollarınız? Var, aynen o şekilde Ümran Hanım. Oraları da size göstereceğim. Hı hı. Oraların da malzemesi dökülmüş. Aynı böyle altyapıları oluşturulmuş. Salahattin Gürkan'a özellikle köylümüzün adına çok teşekkür ediyorum. Bunları yapan belediye başkanımızdı. Bunların bir an önce asfalt olmasını, yağmur, yaş, kış gelmedi asfalt olmasını. Çünkü çok yerleşimi yoğun olan bir köy burası. Akçadağ'ın en büyük köylerinden bir tanesi diyebilirim. Burası da muhtarım havalimanına gidiyor değil mi bu yol? 7. ana jet üstüne gidiyor. Havalanı yolu. Aslında burası da çok aktif bir yol diyebiliriz. Aynen, bu aynen. Yoldan Bahriye de gidiliyor zannediyorum. Aynen, aynen Ümran Hanım. Burası Bahriye de gidiyor, Aksaray'a da gidiyor. Tam karşı Özal köyüne kadar bu yol gidiyor. Bu asfalt yolu. Yani diğer komşu mahallelere gidiyor. Aynen, çok alternatif bir yol. Yani herkesin kullandığı bir yol. Peki sıkıntı var mı bu yol üzerinde? Bu yol üzerinde işte gördüğünüz gibi Ümran Hanım, burası bir dere, uçurum. Buranın bariyer olması, buranın genişletilmesi. Burada kış olduğu zaman kazalar çok oluyor yani. Hiç tanımayan 7. ana jet üstüne gidiyor. Maraş'tan geliyor, Elbistan'dan geliyor. Oranın, buranın yolunu kullanıyorlar. Buranı kullandıkları için, yolun acemisi olduğu için aşağısı uçurum. Kaç tane araba çıkarttık yani burada. Vatandaş röportajıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsim soy isim nedir? Emir kardeştir. Doğma büyüme buralı mısınız? Doğma büyüme buralıyım. Peki ne gibi sorun sıkıntılarınız var mahallede? Her gibi sıkıntımız var. Bak yollarımız herkesin, Türkiye'nin her yerinde kamyon kalmadı. Bizim yol topraklıdır. Benim evim buradadır. Arabalar burada geçiler. Benim evim tozun içinde kalıyor. Yemek yiyemiyoruz. Ablamla her gün kavga ediyoruz. Abla diyor burada göçelim. Köyümüzü terk edelim diyor. Biz de ev kirası bağlı olduğu için çıkaramıyoruz, gidemiyoruz bir yere. Burada bu yolun yapılmasını istiyorsunuz. Bu yolun yapılmasını istiyoruz. Bir, bizim kür kanalizasyonları yok. İstiyoruz iki, bak kanalizasyon burada, buraya dere akıyor. Burada hepimiz hasta oluyoruz, hepimiz parçalan oluyoruz. Yani çok eksiklerimiz var. Kanalizasyonumuz yapılmamış. Yani, ve bu eksiklerin bir an evvel giderilmesini talep ediyorsunuz. Tabii ki giderilmesi, gitsin biraz bu pisliğin içinde biraz çıkalım. Şimdi Türkiye her yerde temiz yaşıyor, her yerde güzel yaşıyor, her yerin bakımı var. Siz hayvancılıkla mı ilgileniyorsunuz? Hayvancılıkla yapıyoruz. Başka gelirimiz yok ki hayvancılık. Küçük baş mı, büyük baş mı? Küçük baş. Kaç tane var? 150 tane var. Peki zor oluyor mu? Maliyetler nasıl şu an? Ya maliyetler tabii ki zor oluyor. Bak burada hayvanlar geçiyor, bizim toz toprağın içinde bırakıyor. Araba burada geçiyor, biz toz toprağın içinde kalıyoruz. Ha burada kalın üzümümüz yoktur. Burada koku bize geliyor. Bak burada 5-6 tane ev var. Burada burnumuzun dibinde kan üzül akıyor. Evet muhtarım, şu an bulunduğumuz yolla ilgili neler söylemek istersiniz? Burası Ümran Hanım, bu sene yapılmış bir Salahattin Gürkan başkanlığında. Yapılmış, sıcak asfaltımız döküldü. Burası köyümüzün girişi, çok kötüydü. Teşekkür ediyoruz kendine. Her tarafın belli olmasını istiyoruz. Umudumuz budur. Şu an mevcut olan yolumuz Yağmurlu'nun merkezine girişine, okul yoluna giden bir yoldur, bağlantıdır. Bu sene Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfaltı döküldü. Yolumuz tertemiz oldu. İşte vatandaşlarımızın en çok istediği yolların böyle olması yani. Bütün yolların aslında asfalt olmasını istiyorlar. Bu şekilde olması, yağmurlu. Şu an zaten mevcut olan belediyemiz Maxi ekiplerinin kanalizasyon tıkanmasını, şu an çalışmasını da görüyorsunuz. Evet muhtarım, biraz kanalizasyon sıkıntısını ele alalım mı? Vatandaşlar da biraz önce bundan yakınıyorlardı. Genel anlamda şöyle yürüyelim dilerseniz, ne gibi bir kanalizasyon sıkıntısı var? Genel hatlarıyla anlatır mısınız? Kanalizasyonun ana hatında çok büyük sıkıntı var. O zaman döşenilen ana hat çok küçük borularla döşenmiş Ümran Hanım. Şimdi Max ekiplerimizden Allah razı olsun, şu an mevcut olup çalışıyorlar. Yani bu çalışmadan dolayı kendilerinde çok memnunuz yani. Bu Max ekibinde ne zaman telefonla istediğimiz zaman 24 saat ulaştığımız bir ekip. Yani ben bu ihbarı dün verdim Ümran Hanım.
bugün hemen müdahale ettiler. Yani çalışanların da Allah razı olsun. Yani biz memnunuz. Vatandaş röportajıyla devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsim, soy isim nedir? Ben Abdurrahman Ulutaş. Doğma büyüme buralı mısınız? Doğma büyümem Adıyaman. Çelikhan. 48 senedir buralıyım. Burada devlet işine girdim. Sultan Suyu Tarım İşletmesi'ne girdim. Orada emekli oldum. Allah devletimize, milletimize zaval vermeye, devletimize yardım ede, askerimize yardım ede, şehitlerimize rahmet eyleye. Şu an çiftçilikle mi uğraşıyorsunuz? Şu anda çiftçilikle, bahçamla, şu anda bahçayı suvarıyım. Çiftçilikle uğraşıyorum. Emekli. Kayısıyla ilgileniyorsunuz. Kayısıyla ilgileniyorum. Peki kayısıda bu sene durum nasıldı? Para etti mi kayısı? Kayısı normal, yalnız benim bahçam dütmadı. Benim iki tane bahçam var, iki yerim var. Birini zaten söktüm, bu da dütmadı. Yine de Allah'ın keremine çok şükür aylığımız var. İyi kötü idare ediyoruz yani aylığımızdan. Bahçe işleriyle ilgilenerek aslında zamanınızı geçiriyorsunuz doğru, diyebilir miyiz? Doğru, doğru. Peki neden tutmadı kayısılar? Kayısı bu sene soğuktan dolayı tutmadı. Don mu vurdu? Soğuk vurdu tabii. Don vurdu, yaktı, kayısılar tutmadı. Rızkımız da yoğunmuş. Kısmetimiz... Peki hiç mi elde edemediniz ürün? Hayır, hiç olmadı. Benim hiç olmadı. Sebze ektiniz mi? Sebzem var. Benim yemem için sebzem var. Başka ekmiyoruz zaten. Suyumuzu da motor pompla çekiyoruz. Elektriği var üstünde, şeyi var üstünde. Hep devletin şeye verdiği hizmetlerdir. Peki çiftçilik zor mu? Maliyetler yüksek mi? Bir çiftçi olarak ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Elbette yüksek. Şimdi şu anda gübre de yüksek. Mazot yüksek. Ama bu krizden dolayı kınamıyoruz yani. Krizden dolayı her taraf krizde zaten. Çok şükür ki bizim memlekette her şey bulunuyor. Öbür memleket devletlerde bir şey de bulunmuyor. Raflar boş. Peki mahallede ne gibi sıkıntılar var, eksikleriniz var bir mahalleli olarak? Vallahi mahalleli olarak şimdi bizim köyün bütün yolları yapılmış değil. Sayın muhtarım da söylemiştir size. Yollar yapılı değil. Onda devlette hizmet bekliyoruz. İçme sularımız için hizmet bekliyoruz. Ne gibi sıkıntı yaşanıyor içme suyunda? Şu anda kulede suyumuz var da. Bu bizim bir melek deresi var. Orada suyun gelmesi gerekiyor. Herhalde şu anda çalışma var değil mi muhtarım? Çalışma var. İnşallah o su gelse tabii ki dağ suyudur. Daha temizdir. Milletimiz için daha sağlıklı olur. Sulamada sıkıntı var mı? Hayır. Sulamada benim için sıkıntı yok. Ama millet için bu sene yağış oldu. Çok şükür. Sıkıntı pek olmadı. Ama bazı senelerde tabii ki sıkıntı çok. Peki mahallede birlik, beraberlik var mıdır? Komşuluk kültürü nasıl? Tabii. Bizim köyümüz çok temiz bir köy. Hep birbirine birliktir. El birliğine bir şey olsa yaparlar. Birbirinin değerinde de çıkmazlar. Yardımlaşma dedikodusu, var mı? Var. Dedikodusu olmaz. Herkes kendi işinde, gücünde çalışıyor. Benim diyeceğim bu kadar. Allah devletimize yine zaval vermesin. Fırsatçılara da fırsat vermesin. Peki çok teşekkürler. Birliğiniz daim olsun diyoruz biz de. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Mahallede bulunan ilk ve ortaokulun olduğu bölgedeyiz. Okuldaki eksikleri konuşacağız. Muhtarım burayla ilgili neler söylemek istersiniz? Bura Malatya Akçadağ Yağmurlu Mahalle İlk Öğretim Ortaokulu. Okulumuzda mevcut olan öğrencilerimizin, okul idaremizin bazı sıkıntıları var. Buradaki şu anki gördüğünüz kamerada çektiği gibi buradaki çocuk parkını, bir tane ana sınıfımız olduğu için çocuklara bir tane oyun parkı. Detaylı şekilde tekrar ayrıyeten okulumuz çok kalabalık olduğu için ayrıyeten bir tane Ümran Hanım bir yemekhane daha istiyoruz devletimizde. Diğer konu okulumuzun etrafındaki ağaçlandırmaların sulamada sıkıntıları var. Buraya küçük bir artezyen vurulup buraların güzelleştirilmesi. Basketbol sahamızın betonunun kalkması işte. Çocukların oyun parklarının düzenlenmesi buraların. Şu an kamerada mevcut olan çocuklarımızın nasıl oynadığı görünüyor zaten. Muhtarım zaten buraya baktığımız zaman şöyle okulun çehresine baktığımız zaman gerçekten bir hayli eksik olduğunu görüyoruz. İşte buraları Ümran Hanım
belediyemizde, Büyükşehir Belediyemizde düzeltmesini istiyoruz. Ya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, belediye başkanımızın vasıtasıyla buraların güzelleştirilmesi yapılmasını istiyoruz. Yani çocuklarımız, kalabalık bir okul. Bu çerçevenin şu anki yağmurlu Atçadağ'ın şeyinde olan taşımacılıkla yapılan en büyük okul. Civar mahallelerden geliyor mu öğrenciler? Evet, evet, evet. Sevris'te yaklaşık 5 tane Sevris'imiz var şu an Ümran Hanım. Ortaokul faaliyette mi? Evet, ortaokulda faaliyette, ilk öğretimde faaliyette. Peki mahallenin eğitim durumu nasıl muhtarım? Mahallemizin eğitim durumu şu an orta diyebiliriz. Yani normalin üstü işte. Bu şekilde. Başka da çocuklarımıza biraz veli şeylerinden dolayı sıkıntılarımız var. İşte çocukların bu Sevris konusunda bazen sıkıntılar var. Bu tekrar okulları Ümran Hanım biraz önce size gösterdim, toplulaştırma. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, bunların hepsini iki tane öğretmene verdiler. Bunlar da çocuklar eğitimde biraz geri kalıyorlar. Yani öğretmen açığı mı var şu anda? Öğretmen açığı yoktu Ümran Hanım. Bu kırsaldaki okulların tekrar açılmasıyla birinci, ikinci sınıfların 40 kişiye yakın, yani ikisi mevcutun 40 kişi olması lazım. 21-21 ki bir tane öğretmen olması lazım. O kapasite bu kırsalda olmuyor. Olmadığı için de iki tane öğretmen toplulaştırma sınıf yapıyorlar. Onun için eğitimleri geri kalıyor. Bunların düzeltilmesi. Yağmurlu Mahallesi'ni civar mahallelere bağlayan bağlantı yolundayız. Muhtarım, burada ne gibi sorun, sıkıntılar var? Bura ilk Malatya'ya sacı kaplama asfaltı geldiği zaman burada yaptığımız 5,5 kilometre bir sacı kaplama asfaltı programında yaptık. Asfaltını yaptık. Geçen sene kanalizasyon Maksı Genel Müdürlüğü Mehmet Mert tarafından düzenlenen bir kanalizasyon borusu geçirdik. Buradaki vatandaşlara kanalizasyon döşedik. İçme suyunu değiştirdi. Mehmet Mert, Maksı Genel Müdürümüz Mehmet Mert'e teşekkür ediyoruz o hizmetlerinden dolayı. Diğer konu, buranın yolunun çok bozuldu. Çok bozuldu. Bozuk olduğu için burada yaklaşık 25-30 tane evimiz var Ümran Hanım. Şu an kış mevsimine girmek üzereyiz. Artık buradaki vatandaş 2 senedir tozun, toprağın içinde çok mağdurlar. Buranın bir an önce malzemesi dökülüp asfalt olması, bura bir alternatif bir yol. Bahri ile Yağmurlu'nun Sevris yolu, çok sık kullanılan bir yol. Bura çok büyük bir yol kapasitesi, toplam 1,5 kilometre. Buranın acil bir şekilde Salahattin Gürkan başkanıma acil bir şekilde buranın yapılmasını talep ediyoruz. Şu anki vatandaşlarımız da biraz sonra Ümran Hanım göreceksiniz evlerin ne kadar yola yakın olduğunu, nasıl bir toz kalktığını, ne kadar mağdur olduğunu biraz sonra size göstereceğim. Yani bir yağmur yağdığında aslında buralarda böyle çamur olabiliyorlar. Vatandaş da bundan mağduriyet yaşıyor. Çok çok büyük çamur. Zaten korktuğum yağmur dün hafif de çiledi. İnan et ki ben yani köyde durmak istemiyorum vatandaşın elinde. Muhtarımızla birlikte mahallemizi gezdik, dolaştık. Sorunları, sıkıntıları ve talepleri dilimiz döndüğünce ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Programımızın sonuna geliyoruz. Muhtarım, şöyle toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz? Ümran Hanım, özellikle RTV kanalına size, sizin adınıza, hepinize, Özgür Bey'e, hepinize, yönetim yayın müdürünüze, hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Ayağınıza sağlık, teşekkür ettik sorunlarımızı dinlediğiniz için. İnşallah bir çözüme ulaşırız. İnşallah muhtarım, sorun, sıkıntı ve talepleriniz bir an önce çözüme kavuşur ve mahalle daha yaşanabilir bir alana dönüşür diyoruz. Size de başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim Ümran Hanım. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Size Geliyoruz programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi'nin sesi olduk. Muhtarımızla birlikte mahalleyi gezip dolaşarak sorunları, sıkıntıları ve talepleri dilimiz döndüğünce ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki hafta sizin mahallenize gelmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.